Merhaba değerli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sevmediği halde ayrılmayan erkeklerin 9 kritik davranışını anlatacağım. Öncelikle söyleyeceğim maddelerin 7'den fazlasını bir erkekte gözlemliyorsanız, evet bu konuda endişe edebilecek bir durumdasınız demektir. Anlatacağım bazı davranışları erkekler ilişkilerde dönemsel olarak yapabiliyorlar ama bu davranışların 7'den fazlasını ilişkinizde devamlı olarak görüyorsanız Orada erkeğin size olan sevgisinde bir netlik yoktur. Değerli kadınlar sizler gerçekten çok değerli ve çok önemlisiniz. Sizi sevmeyen, size değer vermeyen insanlarla ilişkinizi sürdürmeye devam edecek kadar da kendinize haksızlık yapmamalısınız. İşte bu yüzden bu anlatacaklarımı can kulağıyla dinleyin. Ve maddelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu da unutmayın. Böylece sizi hak etmeyen insanlara karşı temkinli olur ve sizi hak eden insanları hayatınıza almış olursunuz. Değerli kadınlar maddelere geçmeden önce videomu beğenmenizi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olarak tüm bildirimlerinizi açmanızı istiyorum. Değerli görüşlerinizi yorum kısmına yazarak kanalıma değer katmayı da unutmayın. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz sizden bir çıkarı olan erkek. Eğer vicdanen rahatsa ayrılmayı kesinlikle düşünmez. Değerli kadınlar bir erkeğin sizden çıkarı olduğu için birlikte olduğunu gösteren bazı işaretler vardır. Bunlardan birkaçını burada sayacağım. Ama bu konuda daha kapsamlı bir video isterseniz de yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Daha sonra bunun için bir video hazırlayabilirim. Öncelikle erkek maddi durumunuz yeterli olmadığında sizden uzaklaşmaya başlıyorsa sevginizi ölçme bahanesi altında sizden devamlı olarak para istiyorsa ve para vermediğinizde bana güvenmiyorsan senin hayatında bulunmamın bir gereği yok tarzında manipülasyonlara başvuruyorsa Sessizleşiyorsa, bazen ortalardan kayboluyorsa, bazen geri dönüş yapıyorsa ve kesinlikle sizden ayrılmayı düşünmüyorsa işte bu tarz durumlar erkeğin bir sömürü düzeni kurduğunu gösteren davranışlardandır. Ama tabii ki diğer maddelerde çok kritiktir ve birlikte ele alınması gerekiyor. Geçelim ikinci maddemize. Erkek sizi sadece keyfi istediği zaman arıyorsa ve cinsellik yaşanmadığı zaman size ders vermeye yönelik tepkiler veriyorsa Değerli kadınlar bir erkek sizi sadece cinselliğe yönelik konuşmalar için arıyorsa buluşmalarınızı sadece cinsellik yaşanacak kadar bir süre içinde bitirmeye çalışıyorsa bu erkeğin bir sömürü düzeninin parçasıdır arkadaşlar. Geçelim üçüncü maddemize. Özellikle dışarı çıkmayı reddediyorsa, çıkmak istediğiniz zaman türlü bahaneler bularak yorgun olduğunu, sorunları olduğunu söylüyorsa ve bunu sadece dışarıda başkalarına gözükme korkusundan yapıyorsa Burada bir durup düşünmelisiniz arkadaşlar. Fakat bu madde tek başına değerlendirilebilecek bir madde de değildir. Erkek yapısı gereği gerçekten dışarı çıkmayı sevmeyen bir erkek olabilir. Fakat gerçekten seven bir erkek sevdiği kadınla vakit geçirmek için mutlaka zaman ayıracaktır. Bunun haricinde hayatınızdaki erkek özellikle sosyal medyada kesinlikle sizli paylaşımlar yapmıyorsa... Hatta başkalarının size dair sorularına önemsiz ve ilgisiz cevaplar veriyorsa, bunun nedenini sorduğunuzda da bize nazar değer o yüzden korkuyorum tarzında manipülasyonlar yapıyorsa burada bir durup düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Fakat bunun gibi işaretler de tek başına sizi sevmediğine dair bir netlik sunmaz ama temkinli olmanızda fayda var. Çünkü siz gerçekten çok değerlisiniz. Sizi bu şekilde manipüle etmelerine kesinlikle izin vermeyin. Bazen benzer cümleleri seven erkekler de kullanabiliyor ve art niyet içermiyor ama bazı işaretler bir araya geldiğinde bize önemli kanıtlar sunabiliyor. Bunları bir sonraki maddelerde söyleyeceğim zaten. Geçelim dördüncü maddemize. Sevmediği halde ayrılmayan erkek kendi canı istediği gibi davranırken sizi tamamen köleleştirmeye yönelik hamleler yapacaktır. Ben erkeğim istediğim gibi davranırım sen kadınsın otur oturduğun yerde gibi tamamen bencilce tavırlar sergileyerek sizi bastırmaya çalışacaktır. Sizi devamlı kontrol etmeye çalışır. Her dakika rapor vermenizi ister. Aynı şeyleri ondan beklediğinizde bak beni germe bana kimse hesap soramaz. Sen bana karışamazsın gibi karşılıklar verir arkadaşlar. Fakat bu cümlelerinin sonunda hiçbir zaman ayrılığı gündeme getirmez. Zaten en saçma durum da budur. Hem sizi hiçbir zaman beğenmez, sürekli suçlar, devamlı kontrol etmeye çalışır ama ayrılıkla alakalı tek kelime bile kullanmaz. Ayrılığa dair herhangi bir cümle kullanmaması sizi sevdiği anlamına da gelmiyor. Bu sömürü düzeninin bir parçası aslında. Değerli kadınlar ne istediğini bilen ve seven bir erkek devamlı olarak hata bulmayacaktır, sizi başkalarıyla kıyaslamayacaktır. Hatalı olduğu durumlarda hatasını görecek ve size dair olumlu adımlar atmasını da bilecektir. Geçelim 5. maddemize. Sevmediği halde ayrılmayan erkeğin size tek hissettirdiği şey sanki başka bir alternatif bulduğunda hemen sizden vazgeçebilecek gibidir. Peki bunu hangi davranışlarıyla gösterir? Burası da çok önemli. Başka alternatifleri değerlendirmek isteyen erkekler fake hesaplar açarlar, sosyal medyada kendilerine yazan kadınlara hemen cevap verme eğilimindedirler. Açtıkları fake hesaplardan gözlerine kestirdikleri kadınlara mesajlar yağdırırlar. Tabii ki bunları bilmeniz çok zordur ama sizden ayrılmak istemeyen ama gözü dışarıda olan ve alternatifinizi arayan bir erkek hak ettiğiniz değeri görmediğiniz zaman ayrılmak istemenize de engel olacaktır. Ayrılığı kesinlikle de kabul etmeyecektir. Geçelim 6. maddemize. Değerli kadınlar bir erkek sizi sevmediği halde ayrılmadan ilişki yaşamaya devam ediyorsa ve büyük bir mutsuzluk yaşadığınız halde bu umrunda dahi değilse size verdiği değer gerçek bir değer de değildir zaten. Bunu yapanlar genelde şu tarz cümleleri çokça kullanıyorlar. Ya ben öyle sevgi sözcükleri çok fazla kullanan biri değilim. Eski sevgilime bile böyle söylemezdim. Benim yapım böyle. Tarzında cümleleri bolca kurarlar. Kendilerini savunurlar. Hem de bolca pot kırarlar. Çünkü çok rahattırlar. Bazen kendilerini ispat etmek için. Eski sevgilimle cinselliğimiz çok iyiydi. Senle de çok iyiyiz. Ben bu konuda gerçekten kendime çok güveniyorum gibi. Saçma sapan cümlelerle kendilerini devamlı överler ve bu konularda alındığınızda bunu sizin sorununuz olarak görmeye başlarlar ve sizi suçlarlar. Geçelim 7. maddemize. Sevmediği halde ayrılmayan erkeğe göre onsuz bir hiçsinizdir ve devamlı olarak bu konuda manipülasyonlar yapmaya devam eder. Değerli kadınlar, ilişkide sevmeyen ama kadının duygularından emin olan bu tarz erkekler kadını çok iyi çözdükleri için her türlü manipülasyonu kolaylıkla yapabilirler. Kadının hassas noktalarını bildikleri için hemen o noktaya yoğunlaşırlar ama dediklerinin içi hep boştur. Diyelim ki kadın ciddi bir yola girmek için erkek tarafından bir adım beklediğinde, erkek kadını ikna etmek için "Evet seni tanıştırmadım ama tüm ailemin haberi var. En yakın arkadaşlarımı bile senden bahsettim. Hayatımın tek gerçeği sensin." diyerek yalanlarına yalan katmaya devam eder. Halbuki ne aileye söyleme durumu vardır ne de arkadaşlara söyleme durumu vardır. Hepsi sadece kadını ikna etmek için söylenir ve o an için tartışmanın büyümesini engellemek için bazı hamlelerdir. Geçelim 8. maddemize. Değerli kadınlar bu erkekler bazen çok iyi bazen de çok vurdum duymaz ve ilgisizdirler. Dikkat ettiyseniz maddelerde çok zıt duygu durumlarından bahsettim. Bu durumun nedeni içlerindeki tutarsızlıktır. Kararlarında net olamayan bu tarz erkekler bazen çok iyi bazen de çok aksi ve kötü bir haline gelebilirler. Ama hiçbir zaman ayrılık sözünü de etmezler. Ta ki bir alternatif bulana kadar. Geçelim 9. maddemize. Size hiçbir zaman acımazlar. Değerli kadınlar vicdansız bir erkeğin size verebileceği bir zararı başka kimse veremez. Zor durumdayken sanki ilgileniyormuş gibi yapan, ama iş uygulamaya geldi mi? Kesinlikle kılını bile kıpırdatmayan birinin vicdanından da şüphe etmek gerekiyor. Sizi gerçekten seven biri zor zamanınızda elinden geleni bir şekilde yapmaya çalışır. Aksi de kabul edilemez. Değerli kadınlar, bu söylediğim 9 maddenin 7'den fazlasını ilişkinizde görüyorsanız, o ilişkide tehlike çanları çalıyor demektir. Bu yüzden temkinli olun ve sizi hak etmeyen insanları hayatınızda tutmak için de kendinizi zorlamayın. Unutmayın siz çok değerlisiniz. Hak ettiğiniz değeri size veren birisi de mutlaka çıkacaktır. Videonun bu kısmına kadar gelen arkadaşlarım hepinizi ayrı seviyorum. İyi ki varsınız. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.